Niye insanlar sizce güvende hissetmiyorlar 2024 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nde? Pek çok başlıkla buna cevap verilebilir ama bence asıl sorun hukuk güvenliği. Hukuk güvenliğinin eksik olması. Avukat Bey demin bir parça bahsetti aslında. Yani cezalarla, cezaların caydırıcılığıyla suç arasındaki orantı. Bir yandan da toplumlar geliştikçe suç oranları artar. Şehirleşme arttıkça artar. Bütün dünyada böyledir bu. Bu aslında biraz da Avrupa penceresinden bakmak lazım. Hani mafya, çeteleşme, bunun getirdiği şiddet dalgası ve bu şiddetin topluma yayılması bütün dünyada bir sorun. Türkiye'de farklı boyutları var ama Avrupa'da da var. Yunanistan'da var, İsveç'te var, Hollanda'da, Belçika'da, İngiltere'de. Göç sebeplerinden biri bunun. Ama asıl olarak suç niye işlenir? Suç öfke ya da kişisel suçları bir yana bırakırsak profesyonel suç bir gelir ya da fayda etmek elde etmek için işlenir. Daha çok mala karşı suçlardan bahsediyorum. Ve burada elde edeceğiniz faydayla suçtan göreceğiniz zarar ya da yakalanma riski arasındaki orantıdır asıl olan. Yani yasalar ne kadar iyi olursa olsun yakalanmayacağınızı biliyorsanız suç işlersiniz. Çünkü bir fayda elde edeceksiniz. Ekonomik eşitsizlik, yoksulluk, başat mevzular herhalde değil mi? Evet. Aynı zamanda evet. Aile toplum yapılarının evet. Belki bozulması da eklenebilir. Evet. Burada hani toplumda şöyle bir şey var. Toplumun seçtiği rol modeller bir baktığınızda her yana herkes hızla çok çabuk biçimde zenginleşmek istiyor ve bunun en gösterilen yolu suç. Suç işlemek işte ne bileyim soygun, gasp, darp değil de işte daha rafine suçlar işte uyuşturucu kaçakçılığı ya da dolandırıcılık benzeri şeyler. Bu hani çok kaba geliyor şimdi söylediğim kaba gelebilir ama baktığınızda rol modeller böyle. Hani dizilere bakın ne iş yaptığı belli olmayan zengin insanlar var orada. Mafyoz aileler ve belki orada. Mafyoz aileler ama tam da ne iş yaptıkları da çok belli değil. Bazı diziler mesela Kurtlar Vadisi'nden gelen bir şey var. Suç algısıyla ilgili bir yan da var. Ama tabii bunu daha çok bu konuda belki sosyologların ya da kriminologların bir şeyler söylemesi gerekir. Ben bir gazeteci olarak konuşuyorum. Ağırlıkla şu. Mesela Türkiye 2010'lu yıllarda Avrupa Birliği müktesebatı gereği infaz yasasında bir takım düzenlemeler yaptı. Aslında çağdaş hukukta suça maksimum cezayı verip kişilere minimum hapis yatırmak geçerlidir. Bu aslında toplumda cezasızlık gibi algılanıyor ama tam öyle değildir. Doğrusu budur. Ama bu bağımsız bir yargıda adil bir